17 Ağustos, 23 Ağustos kova burçları neler bekliyor diyorsanız kovalara büyük projeler, yenilikler, yeni anlaşmalar, işinizle ilgili hataların düzelmesi, beklediğiniz yeni bir kapının aydınlanması, hatta şey demişim, yazmak istediğiniz her şeyi not alın. Sizden çok iyi bir yazar olur. Kovalara seslenmişim. Yaratıcı zekanız, kıvrak zekanız sizi sanat ve kitap yazmaya zorluyor. Bence oturun hayat hikayenizi yazın bazı kovalara diyorum. Ve bunu ufak ufak kendi sayfanızda, her sayfanızı noterde tasdikleyin. Her sayfanızı Instagram sayfanızdan yazın. Her durumunuz yoksa ne yaparsınız? Noterden tasdikliyorsunuz. Her sayfanızı. O daha ucuza denk geliyor. Sonra kendi kitabınızın başlığı Instagram sayfanıza koyarsınız. Ve orada beğendiğiniz sözleri kendi isminize ve markanıza ait olduğunu söylersiniz. Ya da farklı bir iş yapıyorsanız farklı bir proje yapabilir. Kendinizi yavaş yavaş tanıtmaya, markalaşmaya, büyütmeye karar verebilirsiniz diyorum. Özellikle restoran işiyle uğraşan bazı kovalarda devretme, kapatma, radikal bir kararla artık bu işi yapamıyorum, bana maddi zararlar vermeye başladı, artık gücüm kalmadı diyorsun. Ama yurt dışı ile alakalı büyük ticaret, çorap işiyle uğraşan ya da yurt dışı gümrük işiyle uğraşan bazı kovalarda yükselme, yeni bir konum, yeni atanma ve bu atanmayla birlikte sizi çok büyük bir rahatlığa itecek. O yüzden endişe etmeyin. Özellikle devlette polis ya da belediyede çalışan ya da hastanede çalışan bazı kova burçlarında bir değişim, yer değişimi, şehir değişimi beklentiniz var. Evet, zamanı gelince evranınızı verin, haklı noktada oluşacaksınız ve gitmeniz gereken tayin gerçekleşmiş olacak diyorum. Ama bazı kovalara demişim ki evlilik dönemi ve beklediğimiz, elimizi tuttuğumuz insanla ben ne zaman evleneceğim? Uzun süredir evlilik bekliyorum, olacak mı? Evet, bu dönem evlilik teklif olacak bazı kova burçları. Ve bu teklifle birlikte aileler uzaktan, Instagram'dan, artık mesafelerden, nereden isteyecekseniz kızı ya da oğlanı isteyin. Bunlar mutluluktan mutlu olacaklar ve evlilik, alyans. Ve özellikle şöyle söyleyeceğim. Siz 70 yaşındasınız, kızınız 35 yaşındaysa buna bile, siz 50 yaşında bir adamsanız, 30 yaşında oğlunuz varsa o bile evlilik kararı vereceği bir döngü ve bu döngü onun için doğru ve mutluluk getirecek gözüküyor. Yeni eve geçen bazı kovalarda huzur, mutluluk, kendimi bulma, kendime iyi geldi dediğimiz bir nokta. Özellikle de kendinize iş kurmak ve ilişkinizde çetrefilli bir dönem vardı. Bununla alakalı noktada biraz daha psikolojiniz rahatladı. Rahatladığı için de sanki maddi olarak da onunla ilgili beklediğiniz artılar gelmeye başladı. Kendinizi daha huzurlu, daha keyifli, daha güvende hissediyorsunuz. Sizin belki kendi kardeş, baba ve anne kırgınlıklarınız ön planda ya da anne özlemi, baba kırgınlıklarınız ön planda olabilir. Ve ailede gereksiz maddiyat desteği yüzünden hala sizde beklentisi olan insanlara hala cevap veriyorsunuz ya. Ya sizin mağdur olduğunuzda hiç kimse hayatınızda yoktu. Bu kardeş de olsa vatan hainliği gibi düşünürüm ben. O yüzden bazı bağları artık kopartma zamanı gerek. Özellikle amca tarafınız, teyze tarafınızdaki yaşanan anne haksızlıkları, baba haksızlıkları gündeme olabilir. Böyle bir şeyin öfkesini yaşıyor olabilirsiniz. Artık bunları geride bırakın. Siz ve kendiniz çok kıymetlisiniz. Doğru rahatlıkları sağlayacaksınız diyorum. Kova burçlarına şey demişim. Ben özellikle kılcal damarlar ve bilekler bir hassasiyet ve evinizde böyle karınca çoğunluğu var mı? Yani vücudunuzu ısırıp da leke leke oluyorsa bir evinize bir karıncayla alakalı bir ilaç vardır mutlaka. Bunu bir dengeleyin lütfen diyorum. Bir de sizin İç Anadolu bölgesindeki bazı kova burçlarına devletle alakalı arsanız ya da evinizle ilgili sıkıntılar gündemde olabilir. Tapularla uğraşabilirsiniz ya da Doğu Anadolu olabilir. Bunlarla ilgili evraklarınızı doğru kontrol edin, yoksa zarar göreceksiniz. Atacağınız imza size sıkıntı verecek diyorum değerli kova burçları. Ben geride geçmiş bir sevgilim istiyorum Emine abla demiş kendi kendime. Demek ki haritanızda geçmişle ilgili yüzleşme, yeni bir yol ve yeni bir oluşum olacak ama geçmişi kapatmak için o geçmişi yaşamanız lazım. Sanki haberler sizi üzecek, hayatında başka biri olduğunu öğreneceksiniz ve depresyon enerjisi olabilir diyorum. Evet, 17 Ağustos'ta evli olanlara demişim ki ama sen zaten düzenini oturtmuşsun. Dırdırını da kapat, isteklerini de bitir. Güzel bir evlilik yaşıyorsun. 17 Ağustos depremimizi unutmuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin ve devletimize bir daha böyle bir zeval göstermesin.
Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli kova burçları.